Bu videomuzda SDE serisi servomuzu inceleyeceğiz. Servomuzun fonksiyon tuşları keypad'in altındadır. CL4 mini USB'dir. Bilgisayar ile servo arasındaki haberleşme için kullanılır. CN3 Modbus RS485 portudur. CN1 kontrol soketini bağladığımız konnektördür. CN2 motor enkoder kablosunu bağladığımız bölümdür. Bu kısımlarda ise harici frenleme direncini bağladığımız bölüm, sürücünün beslemesini yaptığımız bölüm, U ve W motor çıkışlarının bulunduğu bölüm mevcuttur. Motor ve enkoder kabloları motor milinin tersi yönde olduğundan bize montaj kolaylığı sağlamaktadır. Motor uzunluğu standart motor ölçülerinden %20'ye kadar daha kısadır. Eğer absolut motor takarsak servomuza, bu şekilde sürücümüze absolut pil kutusunu takabiliyoruz. Ayrıca CN1 portu uzatılmak istenirse bu şekilde CN1 konnektörü harici olarak alıp daha pratik işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Dünyanın kabul ettiği yüksek kaliteli Japon Nikon ve Tamagawa marka enkoderler kullanılarak üretilen SME serisi servo motor ürünleri 22 bit çözünürlüğü sayesinde bir turda 4.194.304 pars yüksek hassasiyet sağlar. SDE serisi 50 watt ile 2 kW arası güç seçeneği, harici pozisyonlama, hız ve tork kontrol modları, Modbus RS485 seçeneği ve CN1 konnektöründen 10 adet dijital giriş, 6 adet dijital çıkış, 2 analog giriş, 2 analog çıkış sağlanması gibi standart özelliklerinin yanı sıra diğer marka ürünlerin giriş seviyelerine ilave olarak dahili pozisyonlama, dahili home özelliği bulunmaktadır. 1.2 kHz yüksek seviye frekans cevabı 750 watt'a kadar olan modellerde 6000 RPM'e ulaşma imkanı sağlamaktadır.